Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Sevgili Can abiyle beraber bu hafta biraz daha sezon yaklaştı, testler başladı. Daha çok işin artık mutfağına girelim, teknik boyutuna girelim istedik. Sağ olsun Can abi yine vakit ayırdı bize, kırmadı. Abi çok teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar. Sağ olun abi. Sizin de bu kendi işinize çok yoğun bir temponuz var sizin. Biraz antrenman, biraz tatil. Tabii yayınlayamadığımız bir bölümümüz var aslında. Ona önümüzdeki hafta bir yayınlayacağız. Can abi şu an Türkiye'yi maratonda temsil ediyor. Dünyanın en prestijli maratonuna katılacak Ağustos ayında. Hem antrenmanı, onun hem biraz tatil konuda. Sağ olsun o temponu bize vakit ayırdı. Şimdi Can abi ben... çok sağ ol abi. Ben şunu merak ediyorum. Cuma antrenmanları, cumartesi sıralama tabi, pazar yarış 3 gün şeklinde geçiyor ama ben bir pilotum, cuma günü antrenman seansı çıktım piste, ilk tura attım, döndüm garaja, verileri verdim mühendisime. Abi hani hangi ayar önemli, ne tür ayarlar yapıyorsun, pistin yapısına göre tabi değişiyor da, örnek veriyorum Monza'dasın abi, Monza'da antrenman turuna çıktın, döndün garaja ilk turda veya ilk seanstan sonra. Neyi geliştirmemiz lazım, neyi yapmamız lazım, yani bunu nasıl şey yapıyorsun, arabadan daha maksimum verim almak için neler söylüyorsun ve sana nasıl geri dönüş oluyor deyip sana teknik boyutu atayım abi. Tamam. Şimdi bir kere birincisi yani dışarıdan anlaşılması, gözükmesi mümkün olmayan ama otomobilin iki farklı ana base setup'ı vardır. Bu ne demek? Otomobilden hani maksimum verimi tabii ki almakla her turda maksimum en efektif turu atmakla meşgul tabii ki. Ama mühendislerin arka planda aslında iki farklı otomobil hazırlaması gerekiyor hafta sonu için. Bu da neden? Bunun 2-3 sebebi var. Belli bir şekilde başlıyorsunuz ve ondan sonra pit stratejinize göre yarışın işte belli bir uzunluğu var. Kısa bir kilometreden bahsetmiyoruz. Otomobilin ağırlığı yakıttan dolayı değişkenlik gösteriyor. Ve lastikler de sizin pit stratejinize göre pite girene kadar, yani yarışa başladığınız andan itibaren pit stop'a kadar sürekli performansı düşüş gösteriyor. Yani her 2-3 turda bir hissedilir, fark edilir oranda belli bir performansla tutuşta düşüş yaşanıyor. Dolayısıyla yarış esnasında otomobil üzerinde sürekli değişken, dinamik bir takım şeyler var. Fakat sıralama turu otomobilin o an olabilecek, sizin tabii yarış stratejinize de göre, şimdi Formula 1'de kurallar hani dönem dönem değişiyor. Sonuçta sizin stratejinize göre o kısa birkaç tur içerisinde maksimum performansı almaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla yani ufak nüanslar, bir takım küçük farklar her zaman olur. Sıralama turu ayarlarıyla yarışa başlangıç ayarları arasında. Bunu da mesela kabaca örnek vermek, hani biraz daha böyle işte dinleyenlerin, izleyenlerin kafasında canlanması açısından, tabii ki otomobilden otomobile çok fark var her zaman. Mutlaka her otomobilin kendine göre karakteristik özellikleri var. Hepsinin farklı dinamikleri var. Çalışma şekilleri, hepsinin aerodinamiği, mekaniği farklı. Ama işin bazında şöyle bir prensip vardır. Hani temel konulardan bir tanesidir. Bir otomobilin yol tutuşu yarışın başında dört dörtlük ve dengeli ise eğer, bu çok istenen ve çok ideal bir ayar değildir. Neden abi? Bunun sebebi de şu. Özellikle Formula 1 gibi, yani single seater tip otomobillerde ideal ayar yarışın ilk turlarında otomobilin birazcık daha önden kayan, yani understeer dediğimiz şekilde
yarışa başlamasıdır. Bunun da aslında çok basit yani prensibi ve mantığı. Otomobil yarışa başladığınız anda olacağı en ağır şekilde. Yani otomobilin maksimum ağırlığı start anında. O andan itibaren sürekli ağırlığı hafiflemeye başlıyor. Dolayısıyla yani bir mühendis yarışın ortaları veya hatta yarış stratejine göre en kritik olacağı düşünülen bölümü yarışın ortasıyla sonu arası gibi o dönemler hesaplanarak ile otomobiliniz yarışın başında çok dengeliyse veya hatta yani çok azıcık da oversteer dediğimiz yani arkasında çok hafif bir sizin hissettiğiniz bir miktarda olsa bir gevşeklik varsa bu otomobilin ağırlığı değiştikçe ve lastikler aşındıkça daha da artacaktır. Dolayısıyla ideal olarak istenen yarışın belli bir bölümünden sonra veya ortalarında otomobilin dengeli bir hale gelmesi. Dolayısıyla mantık olarak yarışın başlarında otomobil hem ağırken hem de lastikler iyi kondisyondayken ideal olan aslında otomobilin %100 hani 4-4'lük dengeli bir şekilde olması değildir. Bir miktar önden kayıyor olması aslında otomobilin doğru, optimum ve ideal dengede ve ayarda olduğunu gösterir. Çünkü lastikler aşındıkça, arkalar aşındıkça önle arka dengelenecektir. Hı hı. Ve o önden kayma yavaş yavaş kaybolacaktır. Yani aslında otomobilin ayarlarını yapma mantığı ve metodu prensip olarak bunun üstüne kurulur. Cuma antrenmanlarında hani çıktınız, birkaç tur attınız, içeri pite girdiniz. Şimdi otomobille alakalı ilk bilgiyi ve en önemli bilgiyi size verecek hani tek bir komponent var. Otomobilin yerle temas eden tek bir parçası var. O da lastikleri. Hmm. Dolayısıyla size bütün hikayeyi anlatacak olan parça lastiktir. Yani lastiğe baktığınız zaman bütün gerçekleri orada görürsünüz. Bütün yani otomobilin kara kutusu lastikleridir. Araya girebilir miyim abi? Ondan dolayı mı? Mesela önce Bottas pit'e giriyor Mercedes'te. Valtteri'nin lastiklerini inceliyor, sonra dönüş yapacağız diyor. Hamilton pit'e gelmek istediği zaman o lastik seçimini ona göre yapacağız diyor. Ondan dolayı hep ikinci pilotlar genelde ilk pit'e girerler. Tabii ki yani kritik kararları verirken maksimum mümkün olan bütün data toplanmış oluyor ki sonra asıl ana hani kritik karar veya işte işin hani fark yaratacak kararı bütün maksimum toplanabilecek data toplandıktan sonra. Bu tabii işin ilk bölümü yani otomobil pistte birkaç tur attıktan sonra veya yeterli tur sayısını attığı esnada ilk alınması gereken bilgi lastiğin kendisinden geliyor. Bu 2-3 şekilde toplanıyor bu data. Birincisi zaten görüntü çok şey anlatıyor. Evet. Yani lastiğin ideal şekilde çalışıyor olması lazım. Yani prensip olarak düşündüğümüzde otomobilin şasisi dinamik bir yapı. Hı. Ve bu şasiyi yerle temas ettiren parça sadece lastik. Yani sizin lastiği çalıştırmanız gerekiyor. Yani lastiği eğer çalıştırmazsanız çalışması gerektiği gibi, çalışması gerektiği şekilde, çalışması gerektiği ideal ısılarda, ısı aralıkları vardır lastiklerin optimum performansı verdiği. Belli ısının altında da o performansı vermez, belli ısının üstünde de o performansı vermez. Benzer durum frenler için de geçerli. Dolayısıyla yani ilk bilgi bir kere görsel olarak hani lastiğin kabul edilebilir belli bir hani çalışmayı yaptığını zaten gözle görebilmesi lazım mühendislerin. Bu da lastiğe bakıldığında hani lastik yüzeyinin büyük bir çoğunluğunun özellikle yani arka ve önler için tabii durum farklı ama lastik yüzeyinde yüzeyin büyük bir çoğunluğunun çalıştığı veya ne kadar çalıştığını görsel olarak anlayabiliyorsunuz. Lastiği örneğin 3'e bölelim yüzeyine. Lastiğin iç kısmı, orta kısmı ve dış kısmının ısıları tabii ki aynı olmuyor. Çünkü
aynı oranda yük binmiyor yüzeyin her bölgesine. Dolayısıyla bu önemli bir data ve önemli bir kriter. Yani bunun zaman zaman hani belli virajlarda ve belli tarzda pistlerde daha homojen olması gerekiyor. Belli bir takım özelliklere sahip pistlerde veya belli kondisyonlarda belli pist, tabii pistlerin tutunmaları da asfalt yüzeylerin tutunmaları da pistten piste fark ediyor. Türkiye'deki gibi değil tabii pist değil mi abi? Evet, o gerçekten inanılmaz bir durumdu. Yani yine Formula 1'de ne yaptık yaptık imzamızı bak. Yani inanılmaz bir skandal ve korkunç bir organizasyonel beceriksizlik ve yani nasıl kimin attı kimin fikri bilmiyorum ama bir imzamızı bıraktık yine ne yapıp yapıp. Yani mesela işte o gibi ekstrem durumlar çok nadir de olsa olabiliyor. Yani dolayısıyla birinci konu bir kere her zaman hani lastiklerin ideal hani optimum şekilde maksimum performans alabilmek için tabii ki çalışması gerekiyor. Bu tabii işin daha mekanik kısmıyla alakalı bölümü. Yani motor kısmı tabii apayrı, o bambaşka bir alan. Hani onunla ilgili çalışan ekip ve onun arka planındaki çalışma sistematiği bambaşka. O tamamen ayrı bir departman gibi düşünebiliriz yani onu. Onun dışında bir de tabii ki otomobilden alınan daha önce yapılmış hem simülasyonlar ve o güncel o günkü şartlarda atılan turlarla ilgili telemetri datası tabii ki toplanıyor ve bu telemetri dataları o tabii ki hani bambaşka bir matrix gibi bir şey düşünün. Yani sektör sektör, viraj viraj bütün datalar inceleniyor, analiz ediliyor. Sonra o toplanan datalarla ilgili tekrar simülasyonlar yapılıyor. Yani cuma günkü antrenmanla cumartesi günü arasında yapılan simülasyonlarla yani artık hani gerçekten otomobilin üzerinde ayarı değiştirip çıkıp 2-3 tur daha atmaya her zaman gerek olmuyor. Çünkü o ayarı değiştirdiğinizde mesela örneğin bir aerodinamik ayar değişikliği yapılacak. O ayarı değiştirdiğinizde ne fark yaratılacağını artık size simülasyon zaten söyleyebiliyor. Yani bunlar zaman kazandıran şeyler tabii, teknolojik yenilikler. Dolayısıyla yani her küçük detayı, her ince ayarı yapıp bir daha çıkıp deneyip dönmeniz artık gerekmiyor. Yani bir takım hani temel dataları simüle ederek de artık sonuç almak, yaklaşık sonuç almak mümkün. Bunlar işin otomobille ve garajla alakalı kısmı. Bir de tabii pilotun ne hoşuna gidiyor, ne hoşuna gitmiyor. Pilotun kendi stili ve otomobille alakalı kendi istediği, beklediği otomobilden bir takım beklenen karakteristik hani özellikler var. O da tabii pilottan pilota değişen, o da bambaşka bir alan. Genel olarak yani cuma günü bu dataların toplanması, değerlendirilmesi, bir takım temel hani ayarları önemli. Başta söylediğim gibi sıralama turlarına çıkacak otomobille yarı başlayacak iki ayrı otomobil gibi düşündüğümüz zaman iki yıllı setup'tu ve simülasyonlar bunlarla uğraşılıyor. Bunların dışında tabii %99'u böyledir. Hiçbir garajda, hiçbir takımın iki otomobili birbiriyle tamamen aynı değildir. Pilottan pilota mutlaka %5 bile olsa ufak tefek farklılıklar kesinlikle var. Şey gibi, Mercedes'in meşhur parti modu vardı ya, sonra o parti modu iptal oldu geçen sene. haksız rekabet olduğu için sıralama turlarında Red Bull'un çok ısrarı vardı onunla, Helmut Marko'nun. Hatta şeyi hatırlıyorum, Vettel bir Ferrari'de yarıştığı dönemde şey demişti, İlk Avustralya Grand Prix'sini ciddi farkla 0.8'de galiba pole almıştı Hamilton. Hani neden, madem yapabiliyorsun niye son tura bırakıyorsun bunu diye.
sizin yüzünüzü böyle gülme gülerken bir anda şey yapmak için, bozmak için böyle yapıyor falan, böyle saçma bir espri dönmüşler aralarında. Şey diyeceğim, bu az önce simülasyondan bahsettiniz ya abi. Yarış içerisinde hani mesela Perez'e bağlanıyor. Mühendis diyor ki işte motor modunu şu ayara getir. İşte motor 15-2 moduna getir veya şu moda getir. Şöyle mi oluyor? Simülasyonda merkezde bir tane pilot yarışıyor. Dataları veriyor. Diyor ki bu motor haritasına geçerse daha verim olur bizim için. O da mühendisiyle bunu değerlendirip pilota mı gidiyor? Yoksa mühendis neye göre bu motor haritalarını değiştiriyor? Şimdi bu konuyla alakalı birkaç parametre var. Bir kere her şeyden önce her otomobilin kendine göre farklı software'leri var ve her motorun da birbirinden farklı, birçok farklı engine mapping dediğimiz modları var. Bunlar farklı sebeplerden dolayı farklı modlara yarış esnasında gereksinim duyulabilir. Bunlardan mesela örnek vermek gerekirse, yani çok fazla konu var bununla alakalı ama en fazla ihtiyaç duyulan veya en çok hani başvurulan şeyler, örneğin mühendislerin otomobili yarış esnasında takip ettiğinde birincisi yakıt sarfiyatı, pit stratejisine göre hesaplanan tur sayısının işte yakalanması, yakalanmaması, o an yarış içindeki pozisyona göre, yani öndeki araca hani ne kadar geçmeye mi çalışacak, yoksa çok fazla fark var, ya da hani geçişte çok rahat bir pozisyonda arkadakiyle hani arasını açıyor ve hani biraz daha rahat gidebilecek bir önünde 15-20 turluk bir bölüm var diyelim. Böyle farklı senaryolarda hani o an sonuçta otomobilin engine mappingini değiştirdiğimiz zaman bir sürü şey değişiyor. Yani bir moddan bir moda geçtiğimiz zaman otomobilin maksimum çevirdiği devirden tutun, işte yakıt performansından tutun, kompresyonuna kadar traction control konfigürasyonları, bazıları bunlarla bağlantılı, bazıları değil. Hepsinin farklı farklı modları var. Dolayısıyla yani yarışın hangi bölümünde olduğunuz, pit stop stratejisi, yakıt sarfiyatı, ihtiyacınız olan performans, yani o anda hani otomobilden maksimum performans almanız gereken bir hani otomobili yakalama veya geçme durumu söz konusuysa başka bir şey söz konusu. Bunun gibi şeyler var. Bir de bunlar haricinde tabii mühendislerin canlı olarak takip ettiği motor dataları var. Hararet vesaire, hani yağ basıncı gibi konulardan tek tek silindir silindir hepsinin performansı, işte ateşlemesinden tutun kompresyonuna kadar artık birçok datayı takip edebiliyor mühendisler. Bunlarla ilgili herhangi bir sorun, herhangi bir alarm veya işte olmaması gereken hani bir yanlışlık olması durumunda da farklı, yani motorun korunması gereken durumlarda da farklı modlara ve konfigürasyonlara ve farklı motor haritalarına geçilebiliyor. Bununla beraber tabii emin dediğim gibi, yani yarış esnasında otomobilin yakıtının azalması, otomobilin hafiflemesi bir sürü şeyi değiştiriyor. Yani otomobilin süreti değişiyor, dengesi değişiyor, daha fazla traction'a ihtiyaç oluyor lastikler aşındıkça. Bunların hepsi de bu farklı konfigürasyonlarda değişik ayarlar getirebiliyor. Dolayısıyla pilottan pilota veya işte şartlar değiştikçe duruma göre bunları değiştirip farklı seçeneklerle kullanabiliyor pilot. Şey dediniz ya abi, yağ akışı falan vesaire önemli diye. Mesela yağ akışısı, yağ akış limitleri bu. İki sene önce hatırlarsın, Ferrari çok hızlanmıştı bir ara. Yani acayip hızlı bir araba oldu bir anda Ferrari. Sonra yağ akış limitlerine bir anormallik olduğunu anladılar. Sonra araba bir anda acayip yavaşladı. Yani sonra bir
FIA dedi ki bu kendi aramızda Ferrari, hani bir daha yapmayacak abisi dedi. Üstü kapalı biraz argo tabirle. Öyle üst, işin üstü böyle örtbas edilmişti. Hani ne kadar önemli abi yağ akış hızı limit, yani ne fark ettiriyor performans olarak arabada? Yani tabii ki şimdi şöyle, yani normal otomobil motorlarından çok aslında hani her ne kadar prensip olarak veya hani ana mekanik olarak benzer gibi gözükse de yani şunu unutmamak lazım. Bu otomobillerin kullandıkları motorların ömrü birkaç bin kilometre. Evet. Maksimum. Yani bir binek otomobilin ömrü hani 400-500 bin kilometre. O da Mercedes BMW olursa abi. Evet, yani hani buna göre tasarlanıyor en azından. Ama bahsettiğimiz söz konusu motorların ömrü 2000-3000 kilometre maksimum. Yani hani şimdi dolayısıyla çok farklı şeylerden, materyallerden bahsediyoruz. Yani hem motorların komponentleri hem çalışması esnasında kullanılan, yani sırf bu motorlar için özel olarak üretilen bir sürü komponent de var. Yani bunlara işte yağ vesaire de dahil, yani yağların kalınlıkları vesaire, bunların hepsi sadece o motorlar için, o motorlara göre, o motorlara özel olarak ve o motorların kullanım ömrü kadar hani lazım. Hatta yani çoğu zaman seanstan seansa veya yarıştan yarışa kadar yani ihtiyaç olan bir şey olduğu için maksimum performansı alacak şekilde düşünülüyor her şey. Dolayısıyla yani birçok parametre bizim normal günlük hayatımızda hani daha iç içe olduğumuz motor konseptinden çok çok farklı. Dolayısıyla tabii ki yani iç tarafını, işin iç yüzünü bilemeyiz ama o mesela Ferrari örneğinde olduğu gibi mutlaka bir avantaj sağlayan ve ciddi performans farkı yaratan bir ufak bir detay orada kesinlikle kritik bir nokta vardır yani. Boşuna konu olmaz öyle şeyler. Bir fark varmış ki abi, adam bir anda şey gibi oldu. Sezon başındaki arabaya döndü araba. Yani buradaya döndü tekrar. Burada haline döndü. Biraz bugüne geçelim abi, hazır şey demişken. Testler başladı biliyorsun. İlk gün tamamlandı galiba, az önce tamamlanmış olması lazım. Şimdi ben şeyden önce, hatta şu an önümde açık, derecelere bakıyorum. Mercedes, yani klasik aslında sezon öncesi test şey olmuş, senaryosu olmuş. Mercedes kendini gizlemiş yine arkalarda. En çok güncellemeyi getiren takım en önde. Yani Verstappen en hızlı tur atmış görünüyor saat 5'teki seansta. Vesaire vesaire. Sence bu seneki araçların tasarımına bakarak yani yine benzer bir sezon mu bekliyorsun veya Red Bull bu sene bir hamle yapabilir mi? Çeko var çünkü. Hem Verstappen'i zorlayacak, Verstappen'i zorladığı gibi arabayı da geliştirebilecek bir pilot var. Yetenekli bir pilot var. Sen kafa kafaya bir mücadele bekliyor musun, yoksa abi yani aynı senaryo olacak, Hamilton 8'in şampiyon olup güle güle mi diyecek? Güle güle mi diyecek? Yani tabii ki hani ilk bakışta veya geçen seneki performanslara hani oranla hani çok da büyük değişiklikler olmadığını da göz önünde bulundurursak, tabii ki yani daha önce de söylediğim gibi ben her şey beklendiği gibi yani normal şekilde seyrederse çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Yani belki biraz daha yaklaşabilir rakipleri Mercedes'e ama çok 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 zorlayacağını açıkçası pek düşünmüyorum. Yani birkaç yarışta mutlaka yakın mücadeleler, rekabetler göreceğiz ama şimdi otomobillerde de bir takım farklar var. Geçen seneye göre bir takım tasarım farkları var. Bu ilk başta neyi getirecek? Mesela geçen seneye göre Formula 1'in yakalamaya çalıştığı bir olay var. Otomobillerin tasarımlarını, özellikle arka kanat tasarımlarını değiştirerek daha yakın mücadele, yani seyir zevki daha yüksek bir yarış ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Otomobillerin birbirine daha yakın rekabet edebilmesi, geçişlerin hani daha fazla olabilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bununla ilgili de temel mesele tabii en büyük olay aerodinamik. Yani otomobillerin
birbirini geçebilmesi veya birbirine yakın birbirini takip edebilmeleri için arkadaki otomobilin bulunduğu alanda, yani otomobil bir otomobil bir yere doğru seyrederken arkasında bir türbülans yaratıyor. Yani havada bir delik açarak sonuçta gidiyor Formula 1 aracı her taşıtın olduğu gibi. Ve arkasında da bir türbülans yaratıyor. Bu da ne demek? Özellikle hızlı virajlara gelindiğinde arkadaki araç belli bir mesafeden daha yakına geldiği zaman özellikle arkadaki aracın ön tarafında hissettiği bu türbülans tutunmayı azaltıyor. Yani aerodinamik gribi azaltıyor. Yani 290'la veya 320'yle giden bir Formula 1 aracına belli bir mesafeden daha fazla yaklaştığınız durumda viraja girdiğiniz zaman aracın önü normalde tuttuğundan daha az tutacak. Bu da neden? Çünkü önünüzde temiz hava yok. Ön kanadın çalışmasını sağlayan, ön kanadı yere basan hava akımı siz başka bir aracı takip ederken orada olmuyor. Siz havadaki bir deliğin içine girmiş oluyorsunuz ve orada aynı ground effect dediğimiz şeyi yaratmıyor otomobil. Fakat şimdi Formula 1'in sağlamaya çalıştığı şey arka kanat tasarımlarını değiştirip bu türbülansı azaltmak ve otomobillerin birbirini daha yakın takip edebilmesini sağlamak. Yani bu da neyi getirecek? Bir nebze tabii. Yani bu böyle gözle görülür bir takım farklar olacak ama çok çok böyle majör, hani devasa değişiklikler, hani bir karting yarışı gibi olmasını bekleyemeyiz tabii ki. Yani böyle tampon tampona gidemeyecekler veya böyle hani bir FIA Touring yarışı gibi ama belli pistlerde, belli virajlarda bunlar tabii aerodinamik değişiklikler. Ve yani unutulmaması gereken konu şu, otomobillerin aerodinamik özellikleri belli bir süratin üzerinde ve süratli virajlarda devreye giriyor. Yavaş virajlarda ve bazı birbirini takip eden orta süratli virajlar olan pistlerde bu o kadar devreye giren bir konu değil. Dolayısıyla bu daha hızlı pistlerde ve böyle arka arkaya süratli pistleri olan normalde belki önceki senelerde çok geçişlere çok böyle sahne olmayan, çok geçişe el vermeyen bazı noktalarda geçişler olabilmesini sağlayacak bu yeni değişiklikler. Dolayısıyla bu da biraz yani şimdi işte test sonuçları, otomobillerin sıralama turlarındaki performanslarını falan çok etkileyecek şeyler değil bunlar ama yarış esnasında biraz daha seyir zevkini arttırabilecek şeyler. Evet, yani bu da neyi getirecek? Hani biraz daha yarış içindeki bu ikili rekabetlerde daha böyle yakın mücadelelerde daha agresif olan pilotları bir adım daha belki öne çıkartabilecek değişiklikler olabilir. Belki ucundan Mazepin. Ucundan Mazepin. Çok saçma sapan savunmaları var. Yani Mazepin öyle çok fazla hani söz sahibi olabilecek kadar veya hani bir iz bırakabilecek kadar ilk sezonunda özellikle öyle bir performans sergilemesini ben beklemiyorum ama yani sezonun belli bir noktasından sonra kendini bir miktar gösterecek. Tabii ki o takım içindeki dengeleri de zamanla göreceğiz. Yani çok enteresan bir ortam oluştu. Şimdi Mick Schumacher gibi yani Formula 1'in gelmiş geçmiş en ağır soy ismini taşıyacak olan pilot tarihte. Yani bugüne kadar ondan daha sırtında daha ağır bir soy adıyla bir çaylak sezonu yaşamış olan bir pilot yok daha önce. Şimdi Mick Schumacher gibi bir pilot var. Böyle bir soyadla Formula 1'de yarışacak. Fakat yarışacağı takımın sponsoru takım arkadaşının babası. Bruce Bayrağı'yla da hatırlıyorum. Çok, çok garip dengeler. Yani böyle tuhaf bir durum. Bu tabii hani mutlaka hani ne olursa olsun takımın enerjisinde, sinerjisinde bir takım negatifliklere yol açacaktır. Yani ben Mick Schumacher'i açıkçası hani mutlaka kalitesini, yeteneklerini ve performansını göreceğiz. Ama hani ilk sezon, bu sezon için biraz böyle ondan hani
biraz pişme, hazırlık, hani olgunlaşma sezonu gibi bir dönem, böyle bir süreç bekliyorum ama Mazepin'den de çok öyle hani ilk sezonunda harikalar yapmasını beklemiyorum. Ha tabii ki şöyle bir nokta var. Bazı case'ler var, yani çok nadir de olsa bazı pilotlar var ki mesela örneğin karting kariyeri veya junior formula serilerindeki kariyeri inanılmaz başarılarla dolu. Yani işte 6 kere dünya karting şampiyonu olmuş. İşte ondan sonraki bütün junior serilerde yarıştığı her seride işte şampiyon olmuş. Ondan sonra Formula 1'e geliyor. Yani böyle yani inanılmaz bir performans gösteremeyebiliyor. Ya da son derece hani sıradan demeyelim ama hani inanılmaz evet, yani inanılmaz bir şeyler çok fazla göstermeyip sadece belli yerlerde belli zamanlarda yeteneklerini biraz gösterip ondan sonra Formula 1'e gelip dünya şampiyonu olmuş örnekler var. Yani mesela Raikkonen. Aynen. Yani Raikkonen'i Sauber test pilotu olmadan önce neredeyse kimse duymamıştı. Ondan sonra hatta lisansı bile konu oldu. Yani bu çocuğa Formula 1 süper lisansı nasıl verilecek? Doğru düzgün yarış adedi tutmuyor, yarış sayısı yok filan gibi böyle konular oldu ve lisansını FIA ilk 5 yarıştan sonra onaylayacağını filan açıkladı. Yani böyle durumlar oldu. Yani bu kadar hani hiç ismi cismi ortada olmayan bir çocuk gelip dünya şampiyonlukları yaşadı. Öbür tarafta belki tarihte gelmiş geçmiş hani en başarılı karting pilotudur Jarno Trulli mesela. İşte Vittorio Liuzzi. İnanılmaz karting kariyerleri. Defalarca dünya şampiyonu olmuş isimler. Heikki Kovalainen. Yani Formula 1'e böyle hani çok büyük bir damga vurmadı mesela onlar. Dolayısıyla yani Formula 1'de böyle bir ilk sezonunu bir görmek lazım yine de. Yani. Ben şeyden ümitliyim. Toro Rosso'nun, Alfa Tauri'nin Japon çaylarından ümitliyim abi. Senin bahsettiğin formata çok uyuyor. Yani çok mütevazı bir kariyeri oldu Grand Prix 2'de. Öyle aman aman ön planı çıkmadı. Son yarışlarda özellikle kendini biraz gösterdi. Ben ondan ümitliyim biraz. Japonlarda genel olarak şöyle bir durum var. Herhangi bir branşta çok fazla başarılı insan yetiştirebiliyorlar. Ama inanılmaz süperstar, hani dünya çapında yetenekli sporcu bir şey sağlayamadı yani. Nedendir bilmiyorum ama sözünü kestim abi, kusura bakma. Yani nedendir bilmiyorum ama mesela bana hep Giancarlo Pisciale çok karizmatik gelirdi abi. Sanki böyle her şeyi başaracakmış gibi ama hiçbir şey başaramadı. İşte en büyük başarısı Ferrari koltuğuna oturmak oldu adamın gibi. Evet yani işte bu şimdi tabii o dönem farklı bir dönem, yani şimdiki jenerasyonla kıyaslamamız çok kolay değil. Yani şöyle bir konu var mesela, bu apayrı bambaşka bir konu ama mesela 90'lar ve 2000'ler ve hani 2000'ler ve sonrası, bunlar böyle farklı 2-3 jenerasyon. Hem pilotlar açısından hem teknolojik olarak otomobiller açısından. Burada kastettiğim şu. Şimdi mesela 90'larda yarışan pilotların birçoğu, yani o yıllarda şimdiki kadar böyle genç, küçük yaşta bu kadar fazla çaylak pilot yoktu ortalıkta. Yani belli bir yere gelmiş, yani belli bir kaç sezonu geçirmiş belli bir yaşta olan bir sürü pilot vardı ortalıkta. Yani atıyorum işte David Coulthard, işte Rubens Barrichello'su, Jarno Trulli'si vesaire falan. Yani bu tip işte Olivier Panis gibi, Verstappen'in babası gibi. Yani bunların hepsi belli bir tecrübeye sahip, belli kilometreye sahip, belli yaşlara ulaşmış. Yani Hakkinen bile mesela hani belli bir yaşın üstündeyken en iyi dönemini yaşadı. Şimdi bu pilotlar aynı zamanda otomobillerle ilgili farklı
dönemlerde de Formula 1'in içinde bulundular. Yani birbirinden karakteristik özellikleri çok farklı otomobiller kullandılar. Yani hem performans olarak, hem tarz olarak, hem tasarım olarak. Bu pilotların yani böyle incelediğimiz zaman, ki bu beni enterese eden konulardan bir tanesiydi. Birkaç farklı jenerasyonu kapsayan, yani mesela örneğin Schumacher bu konuda da çok enteresan bir örnektir. Yani 80'lerin sonundan hani 2000 küsürlü yıllara kadar düşündüğümüz zaman Formula 1 araçlarının yani tipleri, görüntüleri bile ne kadar değişti. Hani düşünün, sürüş tarzı, sürüş stili olarak, teknik olarak bir sürü şey değişti. Fakat yani 17 yaşında, işte 2000 küsür yılında ilk defa Formula 1 koltuğuna oturmuş bir çocuk, yani hep benzer özelliklerde, benzer karakteristiklerde ve teknolojik olarak da yani benzer otomobiller kullandı. Yani bundan işte 20 küsur sene önce Formula 1'de işte atıyorum turbolar vardı. Sonra turbolar kalktı. Traction control diye bir şey yoktu. Kalkış kontrolü yoktu. Bunlar sonradan geldi vesaire vesaire. Yani bir sürü şey değişti. Tasarımlar değişti. Kurallar değişti. Bununla alakalı otomobillerin şekli, ebatları falan bir sürü şey değişti. Ve bazı pilotlar hep aynı performansta bu otomobillere adapte ettiler sürüş stillerini ve kendilerini. Fakat bazı genç, yeni gelen pilotlar zaten daha öncesine hiç yaşamadıkları için onlar direkt hani oturdukları otomobile hani adapte olup onda hani optimum performansı elde edip öyle devam ettiler. Yani burada farklı jenerasyonların hem pilotlar açısından farklı jenerasyonlar hem de farklı otomobil tiplerinden, farklı tasarımlardan bahsediyoruz. Bu da apayrı, bambaşka bir konu. Yani çok spoiler vermeyeyim abi ama bir sonraki bölümde gireceğiz muhtemelen o konuya zaten. Evet, bu eğlenceli ve kapsamlı ve bambaşka bir konu ki buradan hani birazcık spesifik olarak pilotların ve farklı sürüş stilleri, farklı tekniklerini de inceleyip bunun üzerinde de konuşabiliriz. Artık bir sonraki bölümde konuşacağımız şey belli. Can abi çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın kırmadı. Birkaç aksilik yaşadık ama kusura bakma artık. Prodüksiyonumuza bağlı. Eyvallah. Görüşmek üzere. İyi tatiller. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi hafta sonları. Selamlar herkese. Kolay gelsin. Güzel olsun.